8 Kasım 2024 Cuma, bugün saatlerimiz 9 oldu. Yine önemli gelişmelerle, haberlerle karşınızdayız değerli izleyenler. Tekrar hoş geldiniz programa. Ve bugün 8 Kasım ayrıca önemli bir gün. Biz bir millet, iki devletiz, iki kardeş ülkeyiz. Acılı günlerde de birlikteyiz. Mutlu, sevinçli günlerde, bayramlarımızda da el ele, kol kolayız. Bugün yine güzel bir gün olduğu için bağlanıyoruz kardeş Azerbaycan'a, kardeş vatana. Fatih Avanoz bizi bekliyor. Hemen sözü kendisine vereceğiz. Fatih, çok güzel günlerde de yayın yaptık. Çok acılı, kederli günlerimizde de bu ekranda birlikteydik. Ben çok uzatmadan sözü sana veriyorum. Kardeş vatana da gönülden, yürekten sevgilerimizi gönderiyoruz. Günaydın Oya Eren. Tam 4 yıl önce yine seninle karşı karşıyaydık. O yayını gerçekleştirmiştik 27 Eylül Pazar günü sabah 7'de. Azerbaycan ordusu 30 yıl süren o işgale son verdiği, başlattığı harekatın, 44 günlük harekatın ilk topçu atışlarını birlikte TRT ekranlarından sadece Azerbaycan'a değil dünyaya duyurmuştuk. 4 yıl geçti o büyük kahramansı, destansı zaferin ardından. Artık Azerbaycan 4 yılın ardından bölgede tam hakimiyeti, egemenliğini sağlamış bulundu. Seninle yayını yaparken ülkenin 5'te biri işgal altındaydı. Ancak bugün tam egemenlik sağlandı. Azerbaycan bölgede tam anlamıyla kontrolü sağladı ve Karabağlılar artık o bölgede yaşamaya başladı. İşte Azerbaycan her yıl 8 Kasım'da zaferini kutluyor. Başta başkent Bakü olmak üzere bütün büyük şehirlerde askeri geçit törenleri düzenleniyor sabah bu saatlerde. Ve Azerbaycanlılar da bayraklarıyla yine sokaklarda askerlerini selamlıyor, zaferi kutluyor. Türkiye-Azerbaycan bayraklarını birçok noktada görmek mümkün. Gençlerin, çocukların ellerinde, yaşlıların ellerinde, balkonlarda görmek mümkün. Ve işte o destansı zaferde Türkiye'nin rolü de hiçbir zaman unutulmadı Azerbaycan'da ve yaşatılıyor. Dediğimiz gibi 44 gün süren o savaşta 5 şehir, 4 kasaba, 300'e yakın köy işgalden kurtarılmıştı. 8 Kasım'da sembol şehir Şuşa'da işgalden kurtarılmasıyla zafer tam anlamıyla artık gelmişti ve Ermenistan mağlubiyeti kabul etmişti. 10 Kasım 2020'de aslında bir Ermenistan'ın o mağlubiyeti kabul etmesiyle zafer günüydü ama Ulu Önder Atatürk'e de saygı dolayısıyla bugün 8 Kasım'a alındı ve Azerbaycan her yıl 8 Kasım'da zaferini kutluyor. 3000'e yakın şehit verildi ama o destansı zafer sonrasında 30 yıllık işgal sona erdi. İşte Türkiye-Azerbaycan bayraklarıyla Azerbaycan askeri Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri geçit töreni, bando ekipleri şehrin sembol noktalarından geçitler düzenliyor. Azerbaycanlılar balkonlarda ellerinde telefonları bu anı ölümsüzleştiriyor ve askerlerini selamlıyor. Dediğimiz gibi aslında unutulmayacak bir destansı zaferdi. Türkiye'nin rolü de çok çok mühimdi ve dediğimiz gibi bu zafer günü sonrasında barış görüşmeleri başladı. Yaklaşık 4 yıldır da devam ediyor. Şu ana kadar büyük oranda anlaşma olsa da henüz nihai bir metinde resmi imzalanmadı anlaşma. Fakat görüşmeler de devam ediyor. Azerbaycan devleti halkıyla, milletiyle bir olmuştu. O günleri hatırlarsınız. Ve bölgede birçok olumsuzluklara rağmen 100'e yakında sivil şehit edilmişti. Gence'ye saldırılar oldu. Berde'ye saldırılar oldu. Ancak sonuçta 44 günlük o zafer artık toprakların işgalini nihayete erdirdi, son buldurdu. Her yönden tarihe geçen bir zaferdi. İnsansız hava araçlarının da savaşta oyunu değiştiren rolü bir kez daha ortaya çıkmıştı. Şu an askeri marşlar okunuyor. Yürüyüş öncesinde de milli marşlar okunmuştu. Şehitler anılmıştı. Duyuyorsunuz askeri geçit törenini ve marşları. Haydar Aliyev Sarayı'ndan başladı bu askeri geçit töreni. Şu anda Milli Park'a doğru devam ediyorlar ve
En sonda Ganimetler Parkı'nda, Zafer Parkı'nda bu yürüyüş sona erecek. Sadece Bakü'de bu noktada değil, 5 ayrı noktada da bu askeri geçit törenleri devam ediyor. Dediğimiz gibi bugün resmi tatil Azerbaycan'da. Azerbaycanlılar sokaklara inecekler. Zaferi doyasıya akşam saatlerine kadar kutlayacaklar diyelim. Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.